Bugün Yargıtay'dan kritik bir emsal olacak bir karar çıktı sayın seyirciler. Kredi kartı ile ilgili kredi kartı çalınıp içi boşaltılan bir vatandaşı Yargıtay bankaya karşı haklı buldu. Gasp edilen kredi kartından çekilen para bankanın sorumluluğunda. Bu olayda 24 saat kuralı önemli. Yargıtay gasp edilen ve çalınan kredi kartları için emsal niteliğinde bir karar verdi. Davaya konu olan olayda bir adam gaspçılar tarafından gasp edildi, kredi kartını aldılar. Üstelik zorla şifresini de söylettiler. Ardından gaspçılar bir ATM'den kredi kartındaki parayı çektiler. Zaten onun şifreyi vermekten başka yapacak bir şey kalmamış çünkü hani canı risk altında. Dolayısıyla hani kim olursa olsun öyle bir durumda şifresini verecektir yani. Mağdur şahıs kurtulduktan sonra bankayı arayıp başına gelenleri anlattı. Kartın bloke edilmesini istedi. Ancak banka gaspçıların ATM'den çektiği parayı mağdurdan tahsil etti. Mağdur da durumu mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme mağduru haklı buldu. Çünkü kişi tüketicinin burada önemli olan yapması gereken önemli şey şu. Olay vuku bulduktan 24 saat içerisinde sözlü değil ama yazılı olarak, bence yazılı olarak bankaya gerekli bildirimde bulunması ve bunu da pekiştirecek bir karakol şikayetini yapması, dolayısıyla kendini haklı duruma düşürmesi. Banka konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Mağdurdan yalnızca 150 lira alınabileceğine hükmetti. Uzmanlara göre karar sadece gaspta değil, kart hırsızlığı ve dolandırıcılığında da emsal niteliğinde. Çünkü neticede her iki durumda da kişi elindeki kartı ihtiyari olarak değil, zorla elinden ya da haberi olmadan bir şekilde onun iradesi dışında kaptırıyor. Dolayısıyla kullanan kişi de hani yine aynı niyetle kullanıyor.